sizi sağlıklı bir kadın yapan, hatta anne olmanızı sağlayan yumurtalıklarınızdır. Yumurtalıkların görevi ergenlik dönemiyle başlar ve menopozla birlikte biter. Eğer bu dönemde adet düzensizlikleri, kilo problemleri, tüylenme gibi sorunlar yaşamaya başladıysanız, ileride gebe kalamama, hatta rahim kanseri olma riski de taşıyor olabilirsiniz. Bugün Profesör Doktor Murat Aksoy'un konuğu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Murat Naki ile polikistik over sendromunu konuşacağız. Kadınların ergenliğe erişmesinden menopoza girmelerine kadar süren adet görme süreci vücudumuzda nasıl meydana geliyor? Uzman doktorumuz Murat Naki önce bunu anlatıyor. Şimdi normal bir adet düzeninden söz edeceğiz. Kadınların iç üreme organları dediğimiz rahim, yumurtalıklar, tüpler vardır ve bu organlar üremeye yardımcı organlardır. Bu gördüğümüz bir yumurta olarak düşünelim. Yumurta bir sepetin içinde normal yumurtalar olarak kabul edebiliriz. Her ay ergenlikten menopoza kadar olan bu yumurtalar sepetimizde duruyor. 400 tane yumurta var ve bunlardan birer tanesi her ay yumurtlama şeklinde yumurtlanıyor kadınlar tarafından. Yumurtadan bir yumurta hücresi atılıyor ve o atılan yumurta hücresi tüpten taşınıyor. Tüpten gelirken eğer gebelik olmazsa boşa harcanmış oluyor ve o adet dönemi kanamayla sonlanıyor. Halbuki bu yumurta hücresi eğer bir sperm tarafından döllenirse, şurada yumurtalıktan birazdan yumurta hücresi büyüyor, büyüyecek. Büyüdükten sonra olgunlaşmış olarak, olgunlaştıktan sonra çatlayacak. Bunu bir yumurta sarısı olarak düşünebiliriz. Çatlayıp yumurta sarısı açığa çıkıyor. Evet. O yumurta sarısı büyürken, rahim iç duvarı dediğimiz az önceki görüntüde kanama olan yer gebelik için hazırlanıyor. Rahimin iç duvarı. Bu yumurta atıldıktan sonra tüp topluyor bu yumurtayı ve içeriye alıyor. Tüpten tüysü hareketlerle taşınırken rahimin içinden, vajinadan, rahim ağzından ve rahimin tüpünden gelen sperm ve bu yumurta hücresi tüpün içerisinde birleşiyorlar. Buna biz döllenmiş yumurta diyoruz. Şurada dölleniyor. Döllenme tüpte oluyor. Yani gebelik aslında tüpte başlıyor. Polikistik over çok sayıda kist içeren yumurtalık anlamına gelen bir terimdir ve adet düzensizliklerinin bir sebebidir. Şimdi bu kistleri ve adet düzensizliklerine sebep olmasını uzman doktorumuzdan dinleyeceğiz. Peki over'deki hastalıklar neler olabilir? Özellikle adet düzensizliği ile ilişkili olanlar. Birçok nedeni var. Özellikle yumurtalıkta gördüğümüz kistler, bunun dışında hormonal olmayan bir takım nedenler. Yumurtalıkla ilgili en sık karşımıza çıkan polikistik over sendromu dediğimiz bir hastalık. Bu gördüğümüz rahim olduğunu kabul edelim. Alt taraf rahim ağzı, kollar tüp, kolların ucunda da yumurtalıklar var. Bahsettiğimiz gibi ergenlikte yumurtalıkların içerisinde 200 bir tarafta, 200 bir tarafta yumurta hücresi var. Bunlar küçük yumurta hücreleri. Normalde bu yumurta hücrelerinin her biri her adet döneminde hormonların beyinden gelen hormonların etkisiyle yumurtalığa gönderilen emirler sayesinde bir tanesi seçilir. O seçilen yumurta büyür ve yumurtlar. Dolayısıyla onu da bir balon olarak gösterebiliriz kabaca. Evet. Bir balon geldi, o yumurta çatladı. Yumurtanın içerisindeki döllenecek yumurta hücresi bu parmakların içinden tüpün içine girdi. O sırada cinsel ilişki olmuşsa eğer o adet döneminden sonra aşağıdan sperm geliyor. Burada birleşiyor ve gebelik oluyor. Nida az önce bize bahsetti. Kıllanma, tüylenme artışı olduğundan. Evet. Özellikle sakal çevresi, göbek çevresi yani erkeklerin sakallarının çıktığı yerde, göbeklerin, göğüslerin ucunda kıllanma artışı olabiliyor. Bu erkeklik hormonu artışına bağlı. Sadece bununla kalmıyor. İleri evrelerde erkek tipi saç dökülmesi olabiliyor. Veya başka bir metabolik rahatsızlık dediğimiz insülin direnci karşımıza geliyor. İnsülin direncinin karşımıza çıkmasının nedeni yine bu anormal büyümüş yumurtalık dokusundan kaynaklanan problemlerden oluyor. İnsülin direnci bozulunca ne oluyor? Göbek çevresi yağlanmaya başlıyor. Bu sefer yağlanma oluyor, evet. Öncelikle bu hastalarda cerrahi tedavi çok önceleri yapılan bu polikistik overleri, yani küçük küçük overleri, yumurta hücrelerini elektrik koter dediğimiz bir aletle yakıp onları yok etmeye yarayan bir
cerrahi yöntem eskiden kullanılıyordu. Ama bu daha sonra yapışıklıklar ve bir takım komplikasyonlar nedeniyle günümüzde henüz tam terk edilmiş olmasa da çok fazla uygulanmıyor. Asıl tedavimiz genç kadında, çocuk yapmak isteyen bir kadında veya menopoza yakın bir kadında ayrı ayrı tedaviler. Polikistik ovarı olan bir kadının tedavi süreci yaşa bağlı olarak hayatının 3 dönemini içerir. Geç kızlık dönemi, annelik ve gebelik dönemi, menopoz öncesi dönemi. Şimdi tek tek polikistik ovarı olan bir kadının bu 3 sürecindeki tedavi yöntemlerini konuşacağız. Diyelim ki Nida gibi bir genç hastamızı düşünelim. Evet. Evli değil, bekar. Adet düzensizliği sıkıntısı var. Kilo alımı sıkıntısı var. Diyete rağmen kilo veremiyor. Nida da bizim yapmamız gereken şey o beyaz olan yumurtalarımızı beyaz olacak şekilde tutabilmek. Tutmaya çalışmak. Hiçbirisini o siyah yumurtalık haline getirmemek. Anladım. Bunu yapmak için de beyinden salgılanan hormonları baskılamamız gerekir. İlaçla mı yapıyorsun bunu? Bunu ilaçla, en basit doğum kontrol haplarıyla bunu başarabiliyoruz. Gebe kalamıyorsanız bunun nedeni polikistik ovarı olabilir. Ya da polikistik ovar hastalığınız varsa gebe kalamayabilirsiniz. Uzman doktorumuz Murat Naki bu süreçteki tedavi yöntemlerini de açıklıyor. Peki polikistik ovar hastası olan, ovar sendromu olan kişiler gebe kalma problemi yaşıyor mu? Yaşıyorlar. Çünkü yumurtlayamama söz konusu olduğu için yumurtlamamaya bağlı gebe kalma sıkıntıları çoğu kadında oluyor. Ama imkansız değil. Ama imkansız değil tabii. Bu Nida genç hasta olduğu için biz Nida'ya sadece doğum kontrol hapı vereceğiz. Eğer kontrolsüz bir tüylenme artışı varsa ayrıca anti erkeklik hormonu dediğimiz bazı ilaçları eklemek durumunda kalabiliriz. Buna rağmen 6 ay 1 yıl içerisinde tüylenme geçmeyebilir. Bunun için epilasyon önerebiliriz. Ama genellikle günümüzde artık doğum kontrol hapları çok gelişti. Çok düzgün bir kontrol sağlayabiliyor. Sadece doğum kontrol hapıyla Nida'nın evlenip çocuk sahibi oluncaya kadarki döneminde doğum kontrol hapıyla gidebiliriz. Peki hemen aklıma şu soru geliyor. Gebe kalma problemi yaşayan polikistik ovar sendromu olan kişilerde denemelere rağmen olmadı. Mesela tüp bebek şansı var mı? Tüp bebekten önce sadece doğum kontrol hapını kesip yumurtlamaya destek olacak bir takım ilaçlar vererek sadece yumurtlama takibiyle spontan gebelik elde etmek mümkün. Ama eğer olmazsa tüp bebekten çok önce aşılama yöntemleriyle bunu yapmak mümkün. Ama polikistik ovar sendromu olan bir kadının tüp bebekle gebe kalma olasılığı oldukça yüksek. Neredeyse artık günümüzde polikistik ovar sendromu olan kadınların çocuk yapmaması gibi bir şey söz konusu değil. Polikistik ovarı olan bir kadının genç kızlığı ve annelik dönemindeki tedavi yöntemlerini konuştuk. Şimdi sıra menopoz sürecinde. Peki polikistik ovar hastalığında ortaya çıkabilecek hani bu işte kilo verememe, kıllanma, adet düzensizliği dışında komplikasyonu olarak karşımıza çıkabilecek farklı tablolar var. Çok güzel bir yere geldin. Çok güzel. Şimdi Nida evlendi, çocuk sahibi yaptık. Ondan sonra artık çocukların büyütüyor. Yavaş yavaş 40'lı yaşlara, 50'li yaşlara gelmeye başladı. Menopoza yaklaşmaya başladı. Burada bizi başka bir sorun bekliyor. Bu sorun da şu. Az önce bahsettiğimiz siyah yumurtalar tam olgunlaşamıyorlar. Ama östrojen dediğimiz kadınlık hormonunu, o yumurta bozuk olan yumurta hücreleri az da olsa salgılıyorlar ve topluca hepsi birlikte östrojeni salgıladıkları için bu kadınlarda artmış bir östrojen düzeyi oluyor. Sadece yumurtalıktan değil, göbek çevresinde artmış yağ dokusundan dönüşümle de östrojen çok artıyor. Bugün polikistik ovar sendromunu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Murat Naki ile konuştuk. Bu konuda son sözü yine doktorumuza bırakıyoruz. Polikistik ovar sendromu tanısı konan bir kadın, ömrünün sonuna kadar bir kadın doğumcuyla sürekli muhatap olmalı. Yaş dönemlerine bağlı olarak değişik tedaviler almalı. En sonunda da cinsel olgunluk çağı bittikten sonra menopoz çağında da rahim kanseri olmasın diye takibe devam etmeli. Evet. Yani dolayısıyla söyleyeceğim şu, polikistik ovar sendromu nedenini bilmiyoruz ama belirtilerini tedavi etmeyi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bir kadın doğum uzmanıyla devam edersek sadece ilaç kullanımıyla normal, rutin, standart bir hayat yaşayabilir. Diyetle kilo verenlerde ilaç ihtiyacı azalabilir ve rutin, güzel bir hayat sürebilir.